hareketliliği altında toplanmaktadır. Ve üçüncüsü Erasmus yoğun dil kursları vardır. Bunlar da mali destek sağlanmaktadır. Ve aynı zamanda hazırlık ziyaretleri de mali destek sağlanmaktadır. Öncelikle öğrenci hareketliliğinden bahsetmek istiyorum. Öğrenci hareketliliği deyince öğrenim hareketliliğinden bahsedebiliriz. Öğrenim hareketliliği nedir peki? Yükseköğretim kurumlarındaki ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programındaki öğrencilerin Erasmus programı kapsamında Avrupa'daki çeşitli ülkelere 3 ila 12 ay süre zarfında eğitim görmeleri amaçlı gitmeleri ve bunun karşılığında da hibe karşılığında destek almalarıdır. Tabii ki bunların da bir başvuru koşulları var. Öncelikle ilgili duyurunun yapılmasını bekliyoruz. Okunulan bilimde en az 1 yılı tamamlamış olmak gerekiyor. Yani 1. sınıf öğrencileri bu programdan yararlanamıyor. Fakat 1. sınıfta başvuru yapıp 2. sınıfta bu programdan yararlanabiliyorsunuz. Genel akademik not ortalaması 4 üzerinden 2 istiyoruz. Yüksek lisans ve doktora için de 4 üzerinden 3 olma şartı var. Aynı zamanda gidilecek ülkenin lisanını veya Erasmus programında kullanacak olduğunuz lisanı konuşabilme, yazabilme ve anlayabilme yeteneğine sahip olmanız gerekiyor. Bunun tespitine yönelik de yazılı ve sözlü sınavlar yapılıyor. Bazı önemli hususlar var aslında. Öncelikli en önemli husus öğrenim anlaşması. Learning Agreement olarak geçmekte öğrenim anlaşması ve bu anlaşma ile yurt dışında alınan dersler kayıt ve güvence altına alınıyor. O nedenle Learning Agreement çok önemli bir nokta. Ders isimlerinin ve içeriklerinin Learning Agreement'ta bulunması gerekiyor. Fakat her ülkenin farklı dersleri farklı isimlerde olduğu için bizim için birebir uyuşması gerekmiyor. Sadece içeriklerin benzer olması gerekiyor. Birebir uyuşan dersleri bulmak tabii ki çok zor. Bir de bu dönemde neler isteniyor? En önemli şey AKTS, ECTS aslında. ECTS eşittir AKTS'dir Türkçe'ye çevrildiği takdirde. Bir dönem içerisinde 30 AKTS, bir yılına gitmek istiyorsanız 60 AKTS'yi tamamlamanız gerekiyor. Ve öğrenciler bu 30 AKTS aldıkları zaman 3'te 2'sinden başarılı olmaları gerekiyor. Başarılı öğrenciler Türkiye'ye döndükleri zaman okudukları, yurt dışında okudukları dönemi Türkiye'de okumuş gibi sayarak bir üst döneme geçmelerini sağlıyoruz. Fakat başarısız olursa öğrenci Erasmus yurt dışına gitmeden önceki döneminden başlayarak yine devam ediyor. Başarılı olduğu derslerden muaf tutuluyor. Erasmus öğrencinin dikkat etmesi gereken en önemli noktalardan biri de şu. Kayıtlarını üniversiteye yaptırıyorlar. Kayıt dondurmaları söz konusu değil. Kayıtlarını ve harçlarını muhakkak üniversitelere ödüyorlar. İkili anlaşmalarımıza bakalım. Şimdiye kadar yapmış olduğumuz ikili anlaşmalar. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde Polonya, Letonya, Portekiz, İtalya ve Litvanya ile ikili anlaşma bulunmaktadır 2013 yılına kadar. Aynı şekilde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi ve İktisat Bölümünde de İtalya ve Polonya ile şu anda anlaşma yapılmıştır. Mühendislik Fakültesine bakıldığı zaman enerji sistemleri Romanya ve Portekiz ile, gıda mühendisliği Yunanistan ile, makine mühendisliği ise Romanya ile şu anda anlaşma yapmış bulunmaktadır. Fedebiyat Fakültesine geldiği takdirde Fedebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü bu konuda özverili bir şekilde çalışmaktadır. Biyoloji Bölüm Koordinatörümüz Doçent Doktor Zeynep Olukan'a buradan teşekkür ediyorum öncelikle. Biyoloji bölümü İtalya, Bulgaristan, Fransa, Macaristan, Polonya, Portekiz, Yunanistan ve Romanya ile şu anda anlaşması bulunmaktadır. Öğrencileri de gönderdiğimiz Erasmus öğrencileri içerisinde en fazla öğrenci gönderen biyoloji bölümüdür. Ama yeterli değildir. Biyoloji öğrencileri başvuru yapmaları gerekiyor. Açık kontenjanlar bulunmaktadır. Kimya bölümü de bu konuda özverili bir şekilde çalışıyor. Biyoloji bölümü kadar olmasa bile kimya bölümü de. Hocam, Doçent Doktor Sabri Lukan'a teşekkür ediyorum. Belçika, Bulgaristan, Fransa, Slovakya ve Romanya ile kimya bölümünde şu anda anlaşması var. Fakat kimya bölümü öğrencilerinin çok fazla isteği yok Erasmus konusunda. Biraz o konuda sıkıntılarımız var. Anlaşmalarımızın hepsi boşta şu anda. Sadece Fransa ve Belçika'ya öğrenci gönderebiliyoruz. Fizik bölümü İtalya ve Bulgaristan ile anlaşması bulunmaktadır. İkinci öğrenim hareketliliğinde önemli nokta staj hareketliliği. Staj hareketliliği
genişletilmiş Erasmus Üniversite Beyannamesine sahip yükseköğretim kurumuna kayıtlı öğrencinin yurt dışındaki bir işletmede veya organizasyonda mesleki eğitim alma veya çalışma deneyimi kazanmasıdır. Şu anda genişletilmiş Erasmus Beyannamemiz yok, fakat öncelikle biz Erasmus'la ilk yılımızı tamamlayıp ikinci yılda da genişletilmiş üniversite Erasmus Beyannamesini almayı hedefliyoruz. Personel hareketliliğine geldiğimizde şöyle bakabiliriz. Ders verme hareketliliği var. Ders verme hareketliliği, yükseköğretim kurumu öğretim elemanlarının en az 5 saat, en çok 6 haftalığına başka bir Avrupa ülkesinde yer alan Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermelerini hedefler ve bunun karşılığında da mali destek sağlar. Tabii bunun da şartları var. Nedir? Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi bir yükseköğretim kurumunda akademik personel olarak çalışıyor olmak, üniversite arası anlaşma yapmış olmak ve bir öğretim programının olması, yani karşılıklı kurumlar tarafından imzalanması gerekiyor. Biyoloji bölümü ders verme amaçlı personel hareketliğine baktığımız zaman Bulgaristan, Fransa, İtalya, Macaristan, Polonya, Portekiz, Romanya ve Yunanistan'la şu an itibariyle personel hareketliliği anlamında anlaşmalar yapılmıştır. Kimya bölümü Belçika, Bulgaristan, Fransa ve Romanya ve Slovakya ile personel hareketliliği anlamında bir anlaşma yapmıştır. Fizik bölümü ise Bulgaristan ile bir anlaşma yapmıştır. İşletme bölümü İtalya, Letonya, İspanya, Polonya ve Portekiz ile. İktisat ve kamu yönetim bölümleri Polonya ile anlaşma yapmıştır. Mühendislik fakültesine geldiğimiz zaman elektrik elektronik mühendisliği Polonya, enerji sistemleri mühendisliği Portekiz ve Romanya, gıda mühendisliği Yunanistan, makine mühendisliği Çek Cumhuriyeti ve Romanya ile şu an itibariyle personel hareketliliği anlamında anlaşma yapmış bulunmaktadır. Personel eğitim hareketliliği dendiği zaman burada ise kurumlarda çalışan akademik ve idari personelin eğitim almak amaçlı Avrupa ülkelerine gitmelerini hedefler. Bunun da tabii şartları var. Öncelikle Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi bir yükseköğretim kurumunda çalışıyor olmak, ikili anlaşma yapmış olmak ve bir çalışma programının karşılıklı kurumlar tarafından imzalanmış olması gerekiyor. Eğitim alma amaçlı personel hareketliliği anlamında yaptığımız ikili anlaşmalara bakarsak, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Fransa, İtalya, Letonya, Litvanya, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya ve Yunanistan ile şu an itibariyle personel eğitim alma amaçlı anlaşmamız yapılmış bulunmaktadır. Bir de Erasmus yoğun dil kursları var. Erasmus yoğun dil kurslarında da mali destek sağlanıyor. Yani sizin bütün ihtiyaçlarınız karşılanıyor eğer yoğun dil kurslarına katılırsanız. Gidilen ülkelerin yerel dil ve kültürlerini öğrenmeyi hedefliyor. Kısa süreli dil kursları bunlar. 3 ila 6 hafta aralığında en az 60 saat ders saati almanız gerekiyor. Ve standart aylık hibe ödüyorlar size. Bir de Erasmus hazırlık ziyaretleri var. Erasmus hazırlık ziyareti ise genelde bizim öğretim üyelerimize yönelik bir program aslında. Burada Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi yükseköğretim kurumlarına öğrenci ve personel hareketliliğini gerçekleştirmek üzere kurumlar arası yeni anlaşmalar yapabilmeleri için sağlanan bir imkandır. Faaliyet süresi 5 gündür. Kurum ile hibe sözleşmesi imzalanır ve bu hibe sözleşmesine göre anlaşma yapan öğretim üyemiz 5 gün süre zarfında herhangi bir Avrupa ülkesine giderek anlaşmasını yapıp geri dönebilir Türkiye'ye ve bunu da Avrupa Birliği tarafından destekli bir şekilde yapıyor, mali destek sağlanıyor. Yararlanıcı faaliyet için karşılıksız hibe ödenir dedik. Şimdi bizim üniversitemizin bir yıl içerisinde yapmış olduğu hareketliliklere bakalım. Üniversitemiz Erasmus programının kapsamında yapmış olduğu ilk hareketlilik aslında Erasmus hazırlık ziyaretiydi. Biz Erasmus programına Erasmus hazırlık ziyaretiyle giriş yaptık. 2010 Hayat ve Öğrenme Teklif Çağrısı kapsamında Belçika'da bulunan Katolik Leuven Üniversitesi için Erasmus kurum koordinatörü olarak bir Erasmus hazırlık ziyareti başvurusunda bulundum. Başvurumuz değerlendirildi ve kabul edildi. Dış ilişkilerden sonra rektör yardımcımız Profesör Doktor Aykut Gül hocamla birlikte 24-28 Ocak 2011 tarihlerinde Belçika'ya bir ziyaret gerçekleştirdik. Tabii bu ziyaretin bir çıktısı da olması gerekiyordu. Peki bu ziyaretin çıktısı neydi?
Katolik Lyon Üniversitesi'nde yaptığımız görüşmelerde 2011-2012 akademik yılını kapsayan kimya bölümünde öğrenci ve personel hareketliliği anlaşması yaptık. Aynı zamanda Belçika'da farklı üniversiteleri de görme imkanımız oldu. Gent Üniversitesi ile 2011-2013 akademik yılını kapsayan kimya bölümünde öğrenci ve personel hareketliliği anlaşması da yaptık. Gördüğünüz fotoğraflar hazırlık ziyareti esnasında çekilmiş olan fotoğraflar. Katolik Lyon Üniversitesi, Belçika'nın Lyon şehrinden bir görüntü görüyorsunuz burada. Ve Katolik Lyon Üniversitesi Kimya Bölümü laboratuvarı ve anlaşma yaptığımız profesör hocamız burada. Daha sonra Gent Üniversitesi, Belçika'nın Gent şehrinde. Bu iki üniversitede dünya sıralamasında ilk 100'e giren üniversiteler. Gent Üniversitesi de gördüğünüz üzere bir kimya laboratuvarı. Gent şehrinden bir görüntü burada görülmektedir. Bu iki üniversiteyle de anlaşma yapmış bulunmaktayız. Peki üniversitemiz ilk Erasmus hazırlık ziyaretiyle başladı. Aynı zamanda üniversitemizde de bir Erasmus hazırlık ziyareti yapıldı bu anlamda. University of Life Sciences Polonya'dan Erasmus Kurum Koordinatörü 9 Eylül 2011 tarihinde üniversitemizi ziyaret ederek anlaşma yapmak istedi ve bir toplantı gerçekleştirdik. Biyoloji ve makine mühendisliğinde anlaşmalar yapılmak üzere karar verildi toplantı sonucunda. Bu fotoğraflarda ziyareti gerçekleştiren Polonya'dan gelen Erasmus Kurum Koordinatörü'nü görüyorsunuz. Peki Erasmus hazırlık ziyaretiyle başladık. Tabii ki öğrenci hareketliliği öncelikli bizim için. Çünkü Erasmus deyince öncelikli öğrenci hareketliliği akla geliyor. Biz bu yıl ilk defa Erasmus kapsamında yurt dışına öğrenci gönderdik. Toplamda Aykut Hocam'ın bahsettiği gibi 7 öğrenci şu anda yurt dışına eğitim görmekte. Farklı ülkelerde, Polonya, Macaristan ve Fransa, 3 farklı ülkede. Bu öğrencilerden bazı fotoğraflar istemiştim. Teşekkür ediyorum onlara, gönderdiler bu fotoğrafları. Biyoloji bölümü öğrencileri Polonya'da Çağla, Şahin, Neriman ve Süleyman. Gördüğünüz üzere toplu bir fotoğraf çektirmişler. Üniversitedeki arkadaşları ve hocalarıyla birlikte. Çağla ve Neriman burada fotoğrafta gözüküyorlar. Polonya'da şu anda bulunuyorlar. Ve 4 Şubat 2012 tarihinde dönüş yapacaklar. Biyoloji bölümü öğrencilerinden Tayfun ve Nurettin ise Macaristan'da bulunuyorlar. 4 Ocak 2012 tarihinde Türkiye'ye dönüş yapacaklar. Şu anda orada güz dönemini geçiriyorlar. Kimya bölümü öğrencilerinden Ali Rıza ise Fransa'da bulunmakta. 2 Eylül tarihinde çıktı Türkiye'den ve 26 Şubat'ta Türkiye'ye dönüş yapacak. Ali Rıza da fotoğraftaki şu arkadaşımız. Onu da göstereyim. Bahar döneminde gidecek olan arkadaşlarımız da var tabii ki. Bahar döneminde her şey, yani bütün belgeleri hazır olan arkadaşlarımız ve gideceği kesinleşen arkadaşlarımız şu şekilde. Biyoloji bölümünden biz İtalya'ya, Fransa'ya ve Macaristan'a 6 öğrenci göndereceğiz. Kimya bölümünden yüksek lisans öğrencisi göndereceğiz ilk defa. Belçika'ya, Katolik Lyon Üniversitesi'ne. Enerji sistemleri mühendisliği 2 öğrenci gönderecekler. Ve gıda mühendisliği Yunanistan'a 2 öğrenci ve işletme bölümü de Polonya'ya 2 öğrenci gönderecek. Üniversitemizin Erasmus programı kapsamında gerçekleştirmiş olduğu ilk personel hareketliliğine bakacak olursak, ilk Erasmus hazırlık ziyaretiyle başladık, ilk öğrencilerimizi gönderdik. Şimdi de ilk personel hareketliliğimiz. Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Profesör Doktor Mustafa Übelli 24-28 Ekim 2011 tarihinde Romanya'da bir personel hareketliliği anlamında 5 günlük bir eğitim programına katıldı. Romanya'dan genel bir fotoğraf ve Mustafa hocamızın burada diğer hocalarla çektirmiş olduğu bir fotoğrafta ekranda görebilirsiniz. İlk personel hareketliliği üniversitemizde de yapıldı tabii ki bu bir yıl içerisinde. Üniversitemizde yapılan ilk personel hareketliliği işletme bölümü Erasmus bölümü koordinatörü yani Doçent Doktor Efe Efeoğlu'nun yapmış olduğu anlaşma kapsamında Polonya'dan 2 eğitimcimiz 25-28 Eylül 2011 tarihleri arasında üniversitemize gelerek ders vermişlerdir.
Peki 2011-2012 Erasmus dersi